Evet, bu videoda SQLite'in official web sitesini inceleyeceğiz. Resmi web sitesi sqlite.org. Ve bunun üzerinden bazı detayları anlatacağım. Orayı nasıl kullanırsınız, nelere erişebilirsiniz vesaire. Bu önemli, web siteyi kullanmak. Bunun için şöyle tarayıcıda açtım ben bu ana sayfayı, sqlite.org. Direkt index bu şekilde açılacak sizde de. Burada da İlk olarak What is SQLite diye küçük bir tanım yapılıyor. SQLite is a C language library that implements a small, fast, blah blah. Zaten biz bunları aslında anlattık, konuştuk. Full-featured SQL, self-contained vesaire, small olduğundan, fast olduğundan vesaire bunları inceledik. Burada bunlara erişebilirsiniz. Sağ tarafta aynı zamanda Common Links alanı var. Burada Features ve diğer birkaç ek özellik daha linklendirilmiş kısa bir şekilde. Şurada sol alt tarafta latest release var. Version bu 3.28 versiyonu ve tarihi de var burada. Direkt buradan download edebilirsiniz ya da diğer release'leri de buradan erişebilirsiniz. Şu linke tıklamanız yeterli burada. Kronoloji linkine geçiş yapacaktır orada. Sonra şurada About alanı var. Ona bir bakalım. Bu arada şunu şuradaki features'ı açacağım. Sonrasında About'a geldim. Burada biraz daha detaylı bir şekilde SQLite'in ne olduğundan bahsediyor aslında. Gene biz bunları inceledik ama direkt sizin doküman üzerinden yani official resmi dokümanlar üzerinden bunları incelemeniz daha faydalı olacaktır. Yani bunlar değişebilir. Bunlar belki eksik anladıysanız daha net açıklamalar olabilir burada vesaire. Mesela burada library size can be less than burada 600 kilobayt 600 kilobayttan daha düşük bir düşük alana sahip bir dosya indiriyoruz aslında. Onu kullanıyoruz biz SQLite veri tabanı olarak. Yani normalde bizim hani sunucumuz yok ya. Ama bunu sanki öyleymiş gibi düşünebilirsiniz. Sadece 600 kilobaytlık bir dosya indirip onu kullanarak uygulamalar geliştirebiliyoruz. Bu kadar basit. Hani düşük disk alanına sahip alanlarda bunu hesaplayarak neler yapabileceğinizi tahmin edebilirsiniz. Bakın sağ tarafta da gene özet bir executive summary var. Full featured SQL. Billions and billions of deployments diyor. Yani milyarlarca deployment yapılmış bununla. Proje deploy edilmiş vesaire. Tabi bunlar bazıları tahmin üzerine kurulu vesaire. Bazıları mesela dedik daha önce Windows 10 Android cihazlarda ve iOS cihazlarda iPhone, Macintosh vesaire hepsinde SQLite kullanılıyor. Sadece bunları bile tahmin ederek söyleseniz milyarlarca cihaz diyebilirsiniz rahatlıkla. Bu nedenle genel bir bu şekilde rakam veriliyor diyebiliriz. Aksi halde bunların tam rakamını bilmiyorlar. Single file database bunu da söyledik. Bu tek bir dosya. Public domain source code bunu copyright linkine ulaşabilirsiniz buradan ve oradan inceleyebilirsiniz. Source code'a erişme vesaire. All source code in one file. Burada da SQLite 3.c dosyası var. Onun tek bir dosyayla çalıştırabildiğini söylüyor. Biz de zaten SQLite 3 command'ını kullanacağız. Biz komutlar yazarken. Small footprint, max DB size bunu söyledik hatırlarsanız. 140 TB maksimum database kapasitesi genişliği. Maksimum row size diyor. Satırın maksimum alanı 1 GB bunu da söylemiştik. Faster than direct file I/O. Burası önemli. Hani demiştik ya daha önceki videolarda. SQLite aslında bir veri tabanı sunucusuna sahip değil ve C içerisinde gelen gömülü built-in function'lar içerisindeki open metodunu kullanıyor kendisi. Onu daha performanslı bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Ve burada da onu anlatmaya çalışıyor aslında. Diyor ki biz ondan yani C içerisindeki dosya yazma, okuma vesaire işlemler için kullanılan open function'ından daha hızlıyız diyor. Yani zaten
SQLite'in geliştiricisinin kendi söylediği şey aslında bizim rakibimiz C'deki FOpen. Yani herhangi bir diğer veri tabanıyla rakip değiliz diyor. Çünkü amacımız bu değildi. Ve tarzımız da bu değil diyor. Ki haklı bu konuda. Vesaire zero configuration, bunları konuştuk. Acid transactions ve stable extensible bla bla. Bunları inceleyebilirsiniz. Biz genel olarak konuştuk bunları. Documentation alanına geçiyorum. Burada da genel olarak SQLite'in dokümanlarına erişiyorsunuz. Mesela tool ile ilgili bir şey incelemek istiyorsanız buradan bakabilirsiniz. Birkaç tane kendileri tarafından geliştirilmiş tool var. Biz bunları command line, shell vesaire bunları kullanacağız. Detaylı bir şekilde bakarız daha sonra. Şurada şöyle kapatayım ben bunları. Programming interface mesela. Burası da diğer önemli bir konu. Mesela C Sharp kullanıyorsunuz diyelim. C Sharp'ta diyor ki sql.data.sqlite diye bir binding yapmışlar. Bir binding geliştirmişler. .NET binding for SQLite. Diyor ki bunu kullanarak sen C Sharp.NET projelerinden projelerin içerisinde rahatlıkla SQLite kullanabilirsin. Bu mesela gördüğümüz üzere direkt official website üzerinde olduğu için bunun resmi bir binding, C Sharp binding'i olduğunu söyleyebiliriz. Bu direkt SQLite geliştiricileri tarafından geliştirilip size sunulmuş. Bunları kullanabiliriz. Mesela burada da bazı ufak tefek yardımcı alanlar var. Onları da kullanabilirsiniz. Burada neyimiz varmış? Şöyle bakıyoruz. Windows. Genel ayarları falan gösteriyor burada. Documentation. Diğerlerini de burada bulabilirsiniz. Sonra download alanına gelelim. Burası biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bunu inceleyeceğiz daha sonra. Ya hangisini kullanayım? Daha önce kullanmadıysanız kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü çoklu platform desteği olduğu için. Yani bu nedenle bunları inceleyeceğiz. Şunu şu alanı kullanacağız biz. Precompiled binaries for Windows. Ben şu an Windows'ta çalışıyorum. Burada 32 bit alanı var, 64 bit alanı var. Bir de şurada dikkat ederseniz bunlar ikisi farklı mimarilere, mimariye göre tasarlanmışlar. 64 bit'e göre, 32 bit'e göre. Ben 64 bit'i kullanıyorum normalde. Tam kapasite kullanabilmek için ürün ortamında 64 bit'i kullanıyorum. Ama hani geliştirme ortamında önemli değil. 32 bit'i de kullanabilirsiniz. Ayrıca bir de SQLite'in tool'ları ile birlikte bilgisayarınıza download etmek isterseniz burada sadece 32 bit'i SQLite with tools olarak size sunuyor. Mesela 64 bit'i size tool'larla birlikte vermiyor. Bunu ayrı olarak doğrudan indir diyor mesela burada. Ama tabii siz gidip command line vesaire diğer tool'ları da aynı şekilde indirebilirsiniz. Win64'te kullanabilmek için. Mesela Windows Phone 8'de bile bunları kullanabiliyorsunuz. Ben bir banka uygulaması geliştirmiştim bununla. Mesela Windows Runtime vesaire. Böyle inceleyebilirsiniz bunları. Lisansımız var. Çok da önemli değil. İlginizi çekerse okuyabilirsiniz. Support. Bu da aynı şekilde destek alanı. Purchase. Biz bir şey satın almıyoruz. Biz ücretsiz olarak kullanacağız. Ama bu kurumsal destek falan almak isterseniz direkt SQLite'in geliştirici ekibi ekibinden destek alabiliyorsunuz. Burada. Geçiyorum bunu. Şurada açtığım Features alanına geldim. Bakın Features'ta da biz bunları konuştuk yine daha önce. Transactions, Atomic, Consistent, Isolation and Durable diyor burada. Biz bunları daha önce inceledik çoğunu. Şurada özellikle söyleyeceğim. Mesela Self-Contained kısmında No External Dependencies diyor burada. Herhangi bir bağımlılığı yok diyor burada. Hani konfigürasyon vesaire ya da diğer herhangi bir DLL'e, herhangi bir uygulamaya ya da server'a herhangi bir bağımlılığı yok. Tek başına kullanılan bir dosya.
Cross platform alanında da bunun Android BSD, bu Free BSD falan var, farklı dağıtımlar. iOS, Linux, Macintosh, Solaris, VxWorks var. Bu real-time işletim sistemleri üreten bir firma. Yani uzay teknolojilerinde ve işte havacılık teknolojileri ya da karada işte savunma sanayi vesaire ya da otomobiller, mesela akıllı otomobiller falan, bunların hepsi real-time işletim sistemi kullanmak zorunda. Normal işletim sistemleriyle çalışamazlar bunlar. Bu da o markalardan bir tanesi. Onu da destekliyormuş. And Windows diyor burada. Windows 32 WinC Compact Edition demek bu. Yani embedded sistemlerde kullanılan işletim sistemi versiyonu Windows'un. Ve WinRT, bu da yeni, son birkaç yıldır kullanılan WinRT Runtime da kullanılabiliyor, destekliyor diyor. Ve bu şekilde bunları inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda şurada tavsiyeler alanı var. SQLite'in nerelerde kullanabilirsiniz tavsiyesi var. Bunları inceledik aslında. Özetleyelim gene. Resmi web sitesi olduğu için. Database for the Internet of Things diyor burada. Bunları konuştuk. Application File Format. Bu da mesela burada da mesela özellikle söylüyor. FOpen. Mesela C'nin içerisindeki FOpen'ı kullandığından bahsediyor. Bunu kullanmak işte XML, JSON vesaire, CSV'ye bunları yazmaktan daha iyidir. Özetle diyor. Ve bunu kullanırsanız daha hızlı olabilir. Çünkü XML ve diğerlerinin bir compression işlemine tabi tutulması gerekiyor. Sıkıştırılması gerek. Ve diğer ıvır zıvır işlemleri var. Bir içerisinde çok fazla alan, özellikle XML mesela, çok fazla alan bulundurduğu için boşluk ve XML'in yapısını oluşturacak taglar, elementler falan olduğu için çok alan kaplıyor. JSON ondan biraz daha iyi. Bunların detaylı bir şekilde Go kurslarında inceledim aslında. CSV de aynı şekilde, ama bunlardan daha derli toplu bir şekilde, daha mimari ve yapısal bir veri oluşturmak isterseniz, bunun daha kolay ve daha performanslı yöntemi Application File Format olarak SQLite'ı kullanmanızdır diyor özetle. Website Database, bunu da konuştuk. Çok uçuk sorgular almayan sistemlerde, web sitelerinde falan kullanılabilir bu. Bu şekilde genel olarak inceleyebilirsiniz.